Arkadaşlar, nasılsınız? Ben böyle bir anda bugün enerjim çok yüksek, dayanamadım. Valla ben konuşmama başlayayım. Yani sonuçta grupta da bir sinerji olsun istedim. Burası küçük butik ama gayet derin ve sıcak bir grup. Herkese selam olsun efendim. En son Şebnem Hanım'a sordum. Dilim dönmüyor daha. Yemin ederim bugün çok karışık bir enerjideyim dostlar. Daha sonra bu böyle güzel sohbeti kanalımızda da alırım. Kanalımıza alırım, profilimde paylaşırım. Sonuçta ben aldım elime mikrofonu, şimdi yürüyeceğim. Biraz spiritüel, yer yer komik tarafları olan bir video olacak bu veya sohbet olacak. Bana göre canlı yayın, video hepsi aynı zaten. Yani geleyim dedim, uğrayayım dedim. Grupta biraz sinerji olsun. Güzel yani. Böyle devam edeceğiz. Arada sigara içeceğim, kusura bakmayın. Biraz duman altı bir muhabbet olacak. Her ne kadar derin, geniş anlamlı ve spiritüel bir ortam olsa da ben dumanımı asla hiçbir durumda sakınmam. Katılan olsa da olmasa da böyle, tabii buraya alıştırmadık kimseyi canlı yayınlara ama ben dedim şeytanın bacağını mı kıracağım? Adına siftah mı koyacaksınız? İstediğinizi diyebilirsiniz. Daha sonra diğer canlılar da dostlar da izleyebilir zaten. Ben dedim kendi kendime bir rahatlayayım. Gerçekten katılım olursa da 2-3 muhabbet ederiz. Spiritüel muhabbet olmasında fayda var tabii. Yani enerjim bugün çok karışık dostlar. Böyle bir pazartesi sendromu mudur nedir? Ben aslında artık rutin bir işte çalışmıyorum ama öyle bir bilinçaltıma işlenmiş ki bu alışkanlık, bu rutinler. Yani kopalı bu rutinlerden yaklaşık 2 sene oluyor. Çok sevgili eşim, benim ışığım, benim yoldaşım Zuhal Atasoy Dalman sayesinde aslında rutinlerden kurtulalı 2 yıl oluyor. Ama inanın insan bu 30 küsür yıllık harala gürele iş hayatından sonra diyeyim ama yani o alışkanlığı atamıyor. Yani hatta ben işte işim işi her şeyi bıraktım. İşte emekli oldum falan Zuhal'in de sayesinde. Meğer çünkü benim emeklilik gelmiş de almış da yürümüş bile falan. Onu onun sayesinde fark ederek rutin hayatıma son verdim. Onunla çok daha aslında yoğun, çok daha enerji, sıcaklık, hareket dolu, dinamizm dolu bir hayata geçtim. Halbuki bak dilim dönmüyor, farkında mısınız? Halbuki yani şey oluyordu yani. O kadar iş hayatı dersiniz ya. Hadi gör götüm yolları, git gel, Allah trafiğe gir, oradan eve dön. Aynı o şekilde 30 küsür yıl yaşadım ben dostlar. Yani bundan insan önüne bütün zenginlikleri verseler, sen artık ömrünü yiyip içip hobilerinle ilgilenerek böyle hiçbir boku düşünmeden yaşa deseler yine de kurtulamıyorsunuz. Oo, bir kişi geldi, hoş geldiniz. insanların ayağını burada canlı yayına alıştırmadım. Bu dinamizmi. Bak vallahi dilim dönmüyor. Psikolojik problem var şu an çünkü. Yani bende enerjiler dostlar o kadar çok ki. Hani gözüm açıkken diyeyim, anlayan anlar. Kapalıyken diyeyim, istediğim zaman diyeyim, bazen istemediğim zaman diyeyim. Sürekli algıladığım, gördüğüm enerjiler olduğundan ve bazen de dünyevi sapmalarda olduğumuzdan, mesela kalkınca sinirlerimin tepemde olması gibi şeyler olduğunda, kardeşim her zaman o nötr ve huzurlu noktada olamıyorum. Bugün de öyle bir karışık ki dilim bazen takılıyor kardeşim. Hala böyle kendimi bugün fabrika ayarlarıma, nötr moda çekemedim. O zaman burada olan bir kişi, iki kişi, sıfır kişi nasıl olsa sonradan izlersiniz. Ben kendimle sohbetliyim de monolog. Ondan sonra stereoya belki geçeriz. Bunu çakıyorum. Öncelikle burada şimdi büyük ihtimalle yoğunluklarından ve uğraştığı şeylerden dolayı olmayan Murat Cerit kardeşime gerçekten kalpten sevgilerimi yolluyorum. Murat Cerit. Ya sen çok güzel bir insansın. Bilmiyorum, uzaktan öyle geliyor. Daha Adana'ya yakında gelemedik. Ha yakından geldiğinde pis kokular gelirse onu bilmem. Evet. Şimdi ben spiritüalizm geçmişimden komik olan taraflarını anlatmak istiyorum. Tabii ki her şey komedi değil. Benim çok ciddi deneyimlerim oldu. Çok ciddi, tamamen kendimden olan çıkarımlarım oldu. Onlardan bahsedeceğim. Daha sonra bu videoyu, bu canlı yayını kanalıma da alacağım. Çünkü güzel bir muhabbet olacak. Ben normalde Twitch'te yayın yaptığımda, daha orada yeniyim, bazı katılımlar oluyor. İddialı bir şey değil ya. Ben her zaman iddiasız şekilde doğaçlama güm diye girip yapmışımdır. Sonra değerlenmiştir.
Kanalımda tabii eğer şu canlı yayını açmış olsam katılım epey olurdu. Chat göt orada akardı. Yani öyle şeyler olurdu ama umurumda değil ki dostlar. Ben bu sıcak grubumuza geleyim. Olan olmayan gerekse duvarlara konuşur bir şekilde. Ben sohbetimi yapayım sonra izleriz diye başlattım bu sohbeti. O zaman bunu size içiyorum. Bak kanalımda olsam bunu size çakıyorum derim ama burada şimdi alınanlar olur kardeşim. Yani kadını ver erkeği ver. Sen kimsin de bize çakıyorsun diyiverirsiniz. Kapıyı kilitleyeyim geliyorum. Nasıl olsa izleyen bir kişi var ya da yok. Kendimle konuşuyorum. Hani benim eşim Zuhal de diyor ya kendimle sohbetler hakikaten muhteşem kadın ya. Harbi muhteşem kadın. Helal olsun diyorum. Yani bilir misiniz benim yerimde bir başkası olsa böyle hele yayıncı olmayan, kendi popülaritesi olmayan bir erkek olsa şu an Zuhal gibi muhteşem bir kadın ve muhteşem bir insanın yanında yemin ederim kıskançlıktan patlardı. Düşünsene. Yayıncılıkla ilgisi olmayan bir adam düşün. Yani oturuyor, işini yapıyor. Akşamdan akşama karısını görüyor. Sabah bir öpücük alıp kahvaltısını edip evden tekrar işine gidiyor. Öyle bir adam olsam ben çatlardım herhalde, değil mi? Ama işte ben tabii bütün dönen her şeyi bildiğim için bana da gelen zaman zaman şeyler olduğu için artık her şeyin farkında olan bir bilinçli bir kocayım, bilinçli bir ruhum diyeyim. Böyle yani düşünsene kadın böyle of çok güzel böyle jestler, güzel hareketler falan saçlar o cadı gibi çıkıyor böyle. Düşünsene bunun geri dönüşünü düşün bir de. Bir de bilinçsiz bir adam olduğumu düşün. Anladınız siz onu. Böyle yani. Nereden gidiyor Zuhal'e? Ha Zuhal kendimle sohbetler, pardon yanlış olmasın, benden bana sohbetler diye hep yapıyor ya. Ben de şimdi oradan özendim ama ben şu an gerçekten kendimle sohbet ediyorum. Ben şimdi burada böyle tek başıma spiritüalizm geçmişimden kısaca bahsedeceğim dostlar. İnşallah zaman zaman akşama doğru yaparız bunları. Böyle canlı, başkası da yapar. Lütfen birileri daha yapsın yani. Bilmiyorum. Ben canlı yayınları pek sevmediğim için grupta özellikle yapmıyordum. Şimdi gelelim spiritüalizm geçmişime. Benim spiritüalizm geçmişim canlar. Kaçlı yıllar bilmiyorum ama üniversite birdeydim. Ben de bir anda meraklar, bilinçte böyle patlamalar, açılımlar başlamıştı. O zamanlar üniversite birdeydim işte. Bir dakika kaşlara bakalım. Kaşlar düzgün mü? Yüz güzelliği çok önemlidir. Öyle değil. Delirmedim lan. Neşeden böyle yapıyorum sizde. Ama çatlağım haklısınız. Şimdi ben üniversite 1'de işte başladım. Meditasyon yapmaya başladım. Çünkü spiritüalist bilgileri her zaman okurdum. Zaman zaman daha hatta biraz daha 1-2 yıl gençken İzmir'deydim o zaman zaten. 9 Eylül Mimarlık Fakültesi'nde okuyordum. Yani o aralar böyle merak insanda oluyor biliyorsunuz. Bizler önceden anlaşma yapmış ruhlarız. Bu belli, aşikar artık. Ben de böyle merak etmiştim işte spiritüalizmi. Kanal mesajlarını merak etmiştim. Zaten Ramta'yı okumuştum. Ra bilgilerini okumuştum. Bartolomeo mi vardı onu okumuştum. Crayon'u okumuştum. Pleiades bilgileri falan. Çok meraklıydım. Bir de meditasyonlara başladığımda zaten bırakın onları okumayı. Bazı algılar oluyordu. Daha ilk yol yani ilk yıllar ilk yol daha yolbaşı. Bazı algılar oluyordu bende. Herkes de olur yani. Meditasyona düzenli girdiğin zaman gerçekten açılımlar oluyor bilincinde, algılarında. Gözün kapalıyken işte ışık görmeler olsun, vizyonlar olsun. Ben o kadar çok vizyon görmüş bir insan değildim ama o yıllarda çok fazla astral çıkış yaşıyordum. Astral seyahat çok fazla yaşıyordum. Hiçbir rahatsız eden varlıktır, işte cindir, hayalettir, negatif varlıktır. Hiç öyle şeyler başıma gelmedi. Çok şanslı bir kulum bu açıdan. İzleyen bir kişi kim? Bari bir mesaj at da bir hitap edeyim canım. Allah Allah. Evimiz burası. Keşke yanınızda bir arkadaşınız daha getirseydiniz de 2-3 kişi bir muhabbet yapsaydık. Ondan sonra ben meditasyon yapa yapa kendime özel tek kelimelik mantralar hazırlıyordum.
O mantralara odaklanıyordum. Onu tekrar ettikçe bir şeyler oluyor. Açılımlar oluyor. Her zaman öyledir. İlk dönemler ya her türlü mantrayı deniyorsun. Tanrı diyorsun, onun üstüne yapıyorsun. Allah diyorsun, öyle odaklanıyorsun. Ben öyle öyle başlamıştım. Fazla öyle teknikleri, öğretileri falan hiç okumazdım bu konuda. Meditasyon nasıl yapılır falan. Hiç teyzemden, kulaktan dolma bir meditasyon örneği öğrenmiştim. Zaten en basit o da herkesin uygulayabileceği türden. Öyle başlamıştım. Ondan sonra bir astral uçuşlar başlamasın mı? Çok güzel deneyimler. Yani ölmeden önce ölmek nedir? Gerçekten meditasyon yapan bir insan bununla burun buruna. Bununla burun buruna. Bu yüzden hani müzik dinlerken veya çalışırken, çizim yaparken meditasyon yapmış oluyorum. Kitap okurken meditasyon yapmış oluyorum. Yok bunlar yalan kardeşim. Öyle bir şey yok. Sen kitap okurken elinde bir materyal oluyor. Dünyevi bir materyale odaklanıyorsun. Bak gitti, sil kitabı. Müzik mi dinliyorsun? Bak hadi o ucundan olabilir ama en başta ben müziği bile onaylamıyorum. Bu sefer de ondan itki alıyorsun çünkü. Yani yok çalışırken veya hatta bulaşık yıkarken meditasyon ya. Siktir lan nereye meditasyon? Öyle meditasyon mu olur? Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir meditasyon olmaz. Meditasyon bütün dünyevi bağlantılarından hatta çocuğundan, karından, anandan, babandan, bütün akrabalarından bağını kesme niyet oluşturarak oluşan bir şey, yapılan bir şeydir. Yani sen o zaman meditasyon yapma, git bulaşıkçılığa devam et. Git kitap okumaya devam et. Meditasyon senin neyine derler adam. Ben tamamen böyle yatıyordum, hep yatarak. Öyle seviyordum. Yok lotus duruşu, yok domalma duruşu. Bende öyle şeyler olmadı. Kusura bakmayın biraz ağzım bozuk. Doğal. İçinde olanı çıkaracaksın. Michael Jackson. Yani öyle öyle yapıyordum ama hakikaten bir astral çıkışlar başladı bende. Canlar bende bir astral çıkışlar başlamıştı o dönemde. Daha ilk yıl ya. Bir de hani cicim ayları ya. Bütün enerjiler, varlıklar sana tabii ver yansın böyle. Oh elde ne var ne yok veriyorlar. Verdiler, verdiler. Çünkü seni cezbedecek. Sonsuzluk bilinci seni cezbedecek. Bu böyledir. Cezbolduktan sonra bu sefer o ayağının mı, elinin mi oluyordu? Elinin hamurunu bir kenara bırakıp artık daha bilinçle yaklaşmaya başlayacaksın aynı olguya. Ve bende daha sonra astral çıkışlar böyle o gördüğüm şeyler, evin içinde alçak uçuşlar, odaya geri dönmeler. Onlar daha sonra kesilmeye başlamıştı, azalmıştı. Çünkü artık ben etkilenmiştim, cezbedilmiştim sonsuz enerjiler tarafından. Artık bir yerde bu yaşadıklarım nedir? Bunun sonu nereye gidiyor? Ben bunları neden yaşıyorum? Gibi mantıkları yürütme safhası geldi bende. İlle bu gelir demiyorum. Belki sen gökten zembille ineceksin, full bilinçsin. O zaman boynumu bükerim kardeşim karşımda. Ben öyle olmadım. Ben yani dişlerimle, tırnağımla var ya böyle tırnaklarım arası hep toprak oldu lan yerleri kazımakta. Hani korku filmlerinde var ya adam astrala gidiyor bir şeyler oluyor bir cehennem gibi bir yerlere uğruyor bir geliyor bütün her yeri çamur o hesap. Bu sigarayı da kendi kendime yaptığım şu canlı yayına çakıyorum. Daha sonra izlersiniz. Bu yayını özellikle böyle spiritüel geçmişim olarak grubumuzda yapmak istedim canlar. Çünkü kanalımdan büyük talep var spiritüel konularla ilgili veya şakalarla ilgili. Yani spiritüel şakalarımla ilgili ve gerçek anlatımlarımla ilgili kanalımdan bana bir talep var. Burada yapayım. İlk buradan olsun. Gelen izler, giden izler. Astral çıkışlarımda şöyle bir şey vardı benim. Yani benim deneyimim. Kimisi oh tereyağından kıl çeker gibi çıkıyor bedeninden. Ben de öyle olmuyordu. Ben birebir ya nasıl ölürsün? Bak şimdi ölürken tabii ölmedik o kadar da ölmeden önce defalarca öldüm ama gerçek bir hadi bana alas maldık demedim yani. O deneyimi şu an bilmiyorum. Belki de bu deneyim hiç olmayacak onu da bilemem. Yani yükseliş denen bir şey var. İşte ben de böyle meditasyona dalıyorum. 10 dakika sonra bir enerji patlamaları başlıyordu. Bak çatır çatır önce bacaklar titreşime geçiyor. Titreşimler bacaklarımda genelde başlar. Hala öyle. Artık meditasyon yapmadan düşündüğümde yapabiliyorum zaten şu dakika bile gözünüzün önünde. Bir çatırtılar, bir enerji bak alttan geliyor. Oluyor böyle ama kulaklar yapıyor. Patlayacağım yani o derece. Öyle bir enerji yükselişi oluyordu ki bu birebirdir. Böyle çatır çatır. Ulan diyorum tansiyon mu çıkıyor ne oluyor? Patır kulaklar böyle. En son tak dışarıdayım. O şekilde oluyordu.
Her seferinde astral çıkışta bunu yaşadım. Hani bilincim yerine bir geldi, astraldeyim olmadı bende. Birebir ölürcesine o çıkışı yaşadım da canlar. Valla bak dilim çözülmeye başladı çok şükür. Ondan sonra bu arada yeni gelen, ben böyle habersiz aniden girdim. Kusura bakmayın, sonra zaten izlersiniz. Neşeli bir spiritüel geçmiş muhabbeti oluyor canlar. Astral çıkışları artık böyle her uykumda yaşıyordum. Hatta derin uyumayayım diye sert zeminde, halıda ilk bir saat takıldığım oluyordu. Mesela teyzemlerde, çok sevgili dünyadan göçmüş olan Zeynep Engür teyzemlerde sık kalırdım ben. O zaman mesela herkes giderdi, salonda bana yatağı yaparlardı. Ben hayır, önce bir saat halıda yatardım ki sert yüzey ya, bilinç tam gitmiyor. Yani tam uykuya dalmıyorsun. O zaman meditasyon çok daha iyi oluyor. Astral çıkışta çok kolay oluyordu. Orada da kaç kere havalandım böyle. Valla. Salonda böyle. Ama insanda hafif bir tedirginlik oluyor. Ya kardeşim, bedeninle kalktığında böyle başka her şeye dokunabiliyorsun. Abi astral çıkışta böyle bir çıkıyorsun ortama, bir acayip geliyor. Böyle, ya da o anki acemiliğimdir tabii. Artık astral çıkış ihtiyacım bile yok. Öyle bir şey talep bile etmiyorum sonsuzda. Ya çıkıyorsun, bir ortam garip, sesler var, her şey var. Herkesin nerede yattığını biliyorsun. Uçsan gitsen kapısının önünden geçiyorsun. Bir de benim şöyleydi. Ağır şekilde hafif uçuş düşün. Alçak uçuş ama böyle yumuşacık böyle gidiyordum. Bir de tabii uyandığın an şak yerinde böyle çatır çutur uyanıyorsun. Ani yapmamakta fayda var. Tabii yapmanıza da gerek yok. Astral seyahate kafayı takmayın derim ben naçizane. Ya öyle şeyler oluyordu. Ondan sonra neyse, astral muhabbetleri geçelim. Çok daha çok ötelere doğru astral şeylerim de oldu. İşte hızla katman katman inanılmaz yıldırım gibi aşağı bir ışık olup aktığımı gördüm. Çat diye uyandığım oldu. Ve o anda, o neresiyse, o çok katman katman bir yerde bir anda çekildim. O anda daha uyandığımda özlem oluştu içimde. Keşke bir daha gözümü kapasam yine orada olsam dediğim oldu. Yani böyle şeyler oldu. Sonra işin komik tarafı, ben üniversitedeyken tabii cicim ayları ya bu. Hani aşık olmak gibi cicim aylarında her şeyi siliyorsun. Sadece sevgilini düşünüyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun, onunla ağlıyorsun, sızlıyorsun. O tarzdı yani. Ben tabii fazlasıyla kendimi vermiştim dostlar. Bak, canlarla dostlar birleşti, dostlar. Oh, o kadar kendimi verdim ki okuldan geliyordum. Çok büyük bir gizem ama seni çekiyor, alışıyorsun kardeş. Damardan girmek gibi bir şey bu. Damardan da hiç girmedim ha, açık söyleyeyim yani. 2 saat yapıyordum ya meditasyonu. Ben günde üniversite yaşlarında, o hızlı dönemimde, yani cicim aylarımda meditasyon hayatımın, günde 2 saat meditasyon yapıyordum. Odaya giriyorum. Bir de bir tane tahta vardı böyle. Bir tane yatağın altından çıkmış tahta. Ben onu tabii, akıl zehir ya, kapının böyle arkasına kasnak gibi dayıyordum ki anam babam gelip de ne yapıyor Ömer, ne yapıyorsun falan diyemesin. Yani dışarıdan bakıldığında hakikaten değişik bir durum. İşte bu şekilde yapıyordum. O aralar doyamıyordum. 2 saat sürüyordu. Uyumadan 2 saat. Sıfır hareket. Beden yok. Beden gidiyor zaten bir yerden sonra. Yani bilinç artık bedeni bırakıyor. Öyle şeyler yapıyordum. Daha sonra annemler, benim tabii yönelişimle birlikte, biraz da asosyal çocuğum. Sadece ders çalışıyorum. Arada resim yapıyorum. Müzik dinliyorum. Ve günde 2 saat meditasyon. Hangi ebeveyn olsa bir dur bakalım ya, bu çocuğa ne oluyor der. Haklılar, hiç annemle babama kızmadım. Sonra annem, İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde bölüm başkanı Savaş Bey vardı abi. Ondan randevu almış. Bizim çocuğa ne oluyor diye bir de bana söylüyor. Randevu aldım, bir git. Bir git görüş diyor. Ben tabii aslında agresif ve çok muhalif bir ruhumdur. Ana baba falan, ben çok olay yapmışımdır ama onları hep sevmişimdir. Gerçekten sevgilerini benden hiç eksik etmediler. El bebek gül bebek yetiştirdiler beni. Elimi sıcak sudan soğuk suya sokturmadılar. Gerçekten öyle. Ailenin en küçüğüydüm. 3 çocuklu bir ailenin en küçük, yaramaz ama yaratıcı bebeğiydim ben. Ondan sonra bunlar beni hakikaten çok kibar yetiştirdi. Zaten belli bir konforu yaşadıktan sonra da böyle meditasyona dalan, o hayata geçiş yapanlar var. Ben onlardım. Ben yani şanslıyım.
yediğim önümde, yemediğim arkamda bir şekilde her şey varken, babam da mimardı, para sıkıntısı hiç olmadı. Her şey varken doğal olarak buraya kendini vermek kadar güzel bir şey var mı? Düşünsene her şeyim var. Başlarım meditasyona, benim keyfim yerinde diyen milyonca insan var. Milyonlarca. Yani ben öyle olmadım. Ben hayatın gerçeğini, özünü merak ettim. Biz neyiz kardeşim? Biz ne boku, ne ayağına buradayız dedim yani. Ondan sonra işte bölüm başkanı Savaş Bey'le görüşmeye gönderdi annem beni, canım benim. Abi gittim otobüsle tabii. Ne o zaman ne cep telefonu var, ne dolmuş var tabii de yani taksiye de para verilmez. Ta Yeşilyurt'a karşıya kadar gidiyorsun. Terleye terleye gittim. Tepe tepe dağ tepe çıktım Yeşilyurt Hastanesi'ne. Gittim. Asistanlarından biri karşıladı beni önce. İşte kızı erkeği bir ton eleman var. Kardeşim adam bölüm başkanı. Ayarlama da var, torpil de var. Neyin torpiliyse bizim çocuk kafayı mı tırlattı diye beni gönderiyor. Gittim. Bir de Ayhan Eğrilmez, bak adını unutmadım. Ya Eğrilmez ya Eğilmez diye bir baş asistan var artık, doktorlardan biri. Bu arada Mucize Doktor'u izlemiyorsanız lütfen beni kırmayın yani. İşte baş asistanlardan biri beni karşıladı. Gel Ömer'cim dedi. Önce bir odaya aldı, konuştu. Sonra şimdi seni Savaş Hoca çağırıyor. Bazı arkadaşlar var, bir toplantı yapacağız dedi. Bak ya gerçekten çok komik. Gittik onunla birlikte Ayhan abiyle beraber, artık bir yerden sonra Ayhan abi diyordum. Abi bir tane toplantı odası, kapıyı böyle garç diye açtılar. Şaka lan, Drakula'nın şatosu burası. Devlet hastanesi. Ama o da büyüktü. O da büyüktü. Abi uzun bir masa. Tam sayamıyorum yani, tam sayamadım. O zamanla bu zaman şimdi karışıyor, ben zaman şeyim var benim, kayması. Tam sayamadım ama 12 kişi vardı o görüşmede. Kardeşim ne oluyor dedim ya. Baş köşeyi bana ayırmışlar. Ben bir onore oldum böyle. Üniversite öğrencisiyim. Daha yeni başlamışım yardırmaya kafayı. Abi içeri girdim. Hayda, herkes şık giyinmiş böyle. 12 kişi orada. Bana sorular sormaya başladılar. Lan ne oluyor lan dedim. FBI mısınız? CIA misiniz? Pentagon musunuz? Bunlar geçti ama içimden. Ne oluyor lan dedim. Hakikaten koltuklarım kabardı. Yeni yaratıcılığa bilincini açmış bir gençsin ya. Yaptığın bir şey yok. Meditasyon yapıyorsun. Ha biraz fazla yapıyorsun yani. Ne olur ki? işte klasik eski ana baba kültürlerimizde, anneanne babaannelerimizde meditasyon diye bir betonit geldi altıma. Dilim kayıyor yani, kusura bakmayın. Böyle bir medeni anlayış yok tabii. Çoğumuzun kökeninde yok. İslami bir anlayış var. İşte kurallar, murallar, düzenli yapılan rutinler böyle. Genelde böyle ki bizimkilerde o da yoktu. Sıfır. Sıfır sıkıntıydı bizimkiler. Bir bende sıkıntı oldu. Kardeşim karşında 12 tane doktorunu, profesörünü, asistanını görüyorsun. Sana sorular soruyorlar. Hani meditasyon yapmaya işte ne zaman başladınız? Neler oluyor yaparken? Ben astral çıkışlar oluyor falan. Ya benim bir gocunduğum bir şey yok ki, ne yaşadığım şey varsa anlatıyorum yani. Ne yapayım ya? Meditasyon bu kardeşim. Ya cehenneme mi gidip geliyoruz? Anlamadım. Gizli üste mi gidip geliyoruz dememi bekliyorlar. Sorular sordular. Anlattım. Astral çıkışlarda oluyor dedim. Bilmem ne. Ben takır takır anlattım. Günde 2 saat okuldan sonra yapıyorum dedim. Yani mantralar kullanıyorum. Kendi yolum dedim. Hiçbir mürşidim yok, bir şeyim yok dedim. Kendi kendime takılıyorum dedim. Yani sonsuzlaşıyorum dedim. Bir de gençsin ya, sakınmıyorsun lafını. Onlar ben Allah bilir sonsuzlaşıyorum dediğimde, onlar büyük ihtimalle psikiyatrist olarak bu hangi rahatsızlığa denk düşüyor diye görmeye çalışıyorlar. Öyledir ya. Şimdi ben bir vizyon görsem, bir de şu lafı duydum desem, acaba bu hangi rahatsızlıktan dolayı bunu yapabiliyor diye psikologlar öyle düşünür yani. Kusura bakmayın, bu arada öneririm dostlar, canlar. Sadviye Sayı Baba tütsüsü. İnanılmaz güzel bir koku. Bu arada burada izliyor zannettiğim, aslında kendimle konuştuğum. Çünkü siz bensiniz, ben sizin. 4 kişiye buradan selam olsun. Tütsümü yakem de gelen dostlar. Böyle sorularla ben o psikiyatrist toplantısından çıktım. Böyle Allah Allah dedim falan. Ama bak sorulardan bir tanesini anlatacağım. O zaman iyice şaşıracaksınız. Kusura bakmayın, bir yandan burada Adıyaman sarıyorum. Yukarıda da bir yandan tütsümü denk düşürüyorum. Şimdi şöyle bir şey. Dedi ki, bir tanesi dedi ki bana.
Sizin gibi başkaları da var mı? Ya ne oluyor dedim ya. Hayır, Pentagon'dan mı geldi bunlar diye ben. Ya sizin gibi başkaları da var mı diyor. Ya bunlar psikolog veya psikiyatrist değil mi? Bunlar meditasyon yapan bir insan türünün olduğunu bilmiyorlar mı diye aklımdan geçmedi değil. Yani spiritüalizm diye bir şey var. Spiritüalist çevrede İzmir'de çok yani. Bunlar bunu kafalarını işe gömmekten, insanları hasta etiketiyle tanımlamaktan dolayı acaba hiç görmezden mi gelmişler, algılamamışlar mı? Ben İzmir'de çatır çatır o zaman Atanür'ün ev toplantılarına katılıyordum ya. Atanür'ün abim. O da geçtiğimiz aylarda göç etti dünyamızdan. Severdim, çok yakın değildim. Tam tarzım değildi. Majisyendi. Yani büyücü gibi bir şeydi Ata abi. Hatta onun daha yakın bir arkadaşı vardı. Bülent Kısa, kara büyücüydü. Onunla da beni tanıştırmıştı. Tabii siz şimdi ben böyle dedim diye benimle ilişkinizi kesmeyi falan düşünmeyin. Alakası yok. Ama hakikaten yani kara büyücü de tanıdım. Ak büyücü de tanıdım. Hatta medyumlarımızdan meşhur ekranlarda olan biriyle çok yakın iki kere falan görüşmem oldu. Öyle şeylerim var. Hiçbir zaman hacılara, hocalara, cinlere, binlere karışmadım. Her zaman kendi yolumda, en sade halimde devam ettim. Ama o toplantıda bana sizin gibi başkaları da var mı demesi böyle gözlerimin içine bakarak çok komikti. Var tabii dedim. Var tabii arkadaşlar var. Benim gibi düşünen binlerce insan var dedim. Yani bak canlı yayın burada ya. Burası şimdi elit bir platform. Kendi kanalımda olsam yüzünüze geğirmeseydim şerefsiz çocuğum. Yüzünüze geğirirdim. Bu kadar doğalım yani. Hiç önemi yok benim için. Yani oho. Böyle işte dostlar. Ondan sonra eve döndük. Ben tabii full meditasyonlara günde 2 saat aynen devam. Ne yapayım kardeşim? Annem beni gönderiyor. Annemi kırmadım, yettim. Ondan sonra o Ayhan Eğilmez veya Eğilmez isimli büyük bir tane doktor abimle beni düzenli bağlantıya devam ettirdi annem. Haftada bir mutlaka, belki ikiydi bilmiyorum, gidiyordum. Abi para mara da verilmiyordu galiba. Çünkü büyük yerden ayarlandı iş yani. Ben biraz şanslı bir aileden geliyorum. Eski günlerim hele daha bombaydı o konuda yani. Gittik geldik kardeşim. Hani o Recep İvedik'te var ya, kara lekeler gösteriyor. Oy adamı kesmişler diyor. Oy ejderha diyor. O tarz şeyler de gösterdiler. Bazı deneyler yaptırdılar bana, çizmeli, emmeli, gömmeli. Öyle şey. Öyle şey ya. Ben böyle biraz ayarsızım. Ne olur beni böyle kabul edin. Onları da yaptık kardeşim. Hepsini yaptık. Düzenli konuşuyordu. Eşim mi neler yaşıyorsa falan filan. Ya ben bir yerden sonra sıkıldım gitmedim ya. Allah Allah ben rahatsız değilim ki. Biraz çatlağım, yaratıcıyım. Aynı zamanda ressamım. Yani babamdan el almış bir ressamlık özelliğim var. Düşünüyorum, yazıyorum. Hissettiklerimi sanki böyle tepeden inmiş gibi yazıyorum yani. Bir şey değil ki. Oturunca normal konuşuyorum. Konudan konuya atlamıyorum yani öyle çatlaklar gibi. Ondan sonra ben bu Ayhan abiden yavaş yavaş ayağımı kestim kardeşim. Çektim ayağımı. Ne abi? Deli miyiz lan? Devam mı gideceğiz? Açıktan para verdi mi aile acaba? Onu da bilmiyorum ama sanmıyorum. Bölüm başkanı aracılığıyla bir bağlantıydı. Böyle bir şey. O Badri'yi atlattık böylece dostlar. Ben tabii devam. Ara ara böyle meditasyon rutinimden koptuğum zamanlar oldu. Bir dönem Teos'ta, İzmir Seferihisar'da Dionizos, şarap tanrısı tapınağında 2 aylığına staja gitmiştim Mustafa Uz hocamızın başkanlığında. 2 kız 2 erkek. Öyle işte 2 ay orada susuz, elektriksiz, ateşsiz bilmem ne enteresan bir köy evinde kazılara devam ettik. Kazıları inceledik. Ben taşları çizdim falan. Mustafa Uz hocamız çok enteresan filozof gibi adamdı. Zaten elinde tarih kitabı, arkeolojik bir kitapla böyle gitmiş olarak, ölü olarak bulundu. O şekilde onun haberini aldık daha sonra. İşte orada ben bir ara 2 ay boyunca kaldığımda partner arkadaş Hakan Güler kardeşimin de sayesinde namaz kılma deneyimini her sabah ve akşam yaşamaya başladım. Onu da tattım. Tabii ki yani namaz çok farklı bir şey. O da çok enteresanmış. Sabahları 6:30'da falan çıkıyordum tepelere, orada kılıyordum. Bir tane seccade benzeri bir şey alıyordum yanıma. Orada da öyle devam ettim. Nasıl olsa az kişiyiz. Şu sudan birkaç yudum alabilir miyim? Ama sonra siz bakın şimdi burada ayağınızı alıştırmadım. Burada canlı yayında katılmaz ama ben bunu kanalıma yüklediğimde siz cümbüşü görün. Burada yani ben öylesine takılıyorum. Ozon zeytinyağlı suyumu içiyorum. Bu etil alkol
şişesidir. Fakat boşaltılmıştır tarafından. Şimdi su olarak içiyorum yani. Oh, şey yok, çok konuştum ya, yoruldum. Birazdan kapatırım ya. Ben böyle çok sevmem oyalamayı, grubu. Burası Twitch değil, YouTube değil çünkü. Yani bir de ayağınızda alıştırmadığım için böyle fazla canlı yayın şu an yapma durumunda değilim. Namazı da Teos kazı evinde çok yaşadım, deneyimledim. İzmir'e, yani normal hayatıma, ailemin yanına döndüğümde bu namazlar devam etti bir süre. Tabii bu sefer annemler de ya bu ne oldu bu sefer, din tarafına mı saptı diye düşündüler. Ah şu ebeveynler yok mu? Bırakın gençlerinize bir arkadaş olun. Bir ne kızım oğlum ne yaşıyorsun? Bir anlatsana bana da. Mesela ben namaz hiç kılmadım hayatımda. Sen kılıyorsun, neler hissediyorsun desene. Meditasyon yapıyorsun, neleri görüyorsun, neler hissediyorsun, bu sana neler getiriyor desene. Bunu diyemeyen ebeveynler maalesef kapalı ruhlardır, biliyorsunuz. Ben şimdi kızım bana meditasyon yaptım, şöyle bir rüya gördüm falan dese, el pençe divan var ya, ona böyle yanaklarından öperim ya. O kadar açık bir durumdayım. Veya kızım başka bazı fikirlerinden bana bahsetse, toplumun çok kabul edemeyeceği marjinal bazı fikirleri araştırıyor, sorguluyor olsa, ben ona da büyük bir şekilde arkadaşça yaklaşırım ya. Anlat 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 derim. Ben de senin 10 katın var derim. Var ama. Ben de her konuda birçok insanın pek girişmediği şeyler yaşanmıştır. Yani bizdeki bu kapalı kutu var ya, kara kutu. Açmıyoruz. Onu en son Etna Yanardağ'ın ağzından aşağı attık. O derece diyeyim dostlar. Sonra namaz dönemi de bitti. Üniversite artık 3 mü oldum? Ne yaptım? 4 mü oldum? Zaten ben 6 yılda bitirdim keyiften üniversiteyi. Ya rahatım ya. Babam bana para veriyor. Bazen Alsancak Stadı'nın oradaki, o zamanlar oradaydı, mimarlık fakültesinden eve, ya diyorum şey yürü oradan vapura bin veya otobüse bin. Zor diyordum, cebimde para var. Oradan bir taksiyi durduruyordum. O imkanlar içinde bir öğrenciydim. Çat karşı yakaya taksiyle dönüyordum. Tabii bu konuda arkadaşlar bayağı benimle dalga geçmişti. Millet otostop bile yapıyor ki ben de zaman zaman otostopa katıldım arkadaşlarımla. Ama içimden bir geliyor. Nasıl harçlığım büyük benim. Bol harçlığım var. Çat çak taksiye çakıyordum ya. Öyle gidiyordum. Tabii imkanlar çokken, eğer varoluşu merak ediyorsan dostlar, gerçekten yol alıyorsun. Çünkü zaten rahatsın. Yani seni zorlayan, oradan buradan ayağını çeken, dünyaya demirleyen şeyler az ya. O dönemi iyi değerlendirdiğinde gerçekten bilincini sonsuz boyutlara açma imkanın çok fazla. Çünkü konfordayken de bu iş oluyor. İlle hani iki lokma bir hırka olup da her şeyden uzaklaşıp öyle kapanman gerekmiyor yani. İmkanlar içinde de sen kendini yukarı doğru fişekleyebilirsin. Aynen. Ha fişekleyemiyor musun? Işınlanırsın. Sonra yıllar ilerledikçe tabii okul, sınavlar, finaller bir yandan. Yani kızlarla çıkmalar, aşka meşke düşmeler o yaşta tabii daha fazla. Araştırıyorsun abi, okul dolu yani. Kız dolu, erkek dolu. Dostlarla sohbetler, uygun kafadaki arkadaşlarla derken, benim tabii meditasyonlarım sürekli yıllar boyunca sürmedi. Ara verdim. Ara verdim ama düşünmeye hep devam ettim. Zaten olay illa meditasyon değil. Ne var orada lan? Anam. Bir şey sarkmış. Anlamadım ki. Neyse sarksın ya, sarksın. Dal kalkar, kartal sarkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Oldu. Bir tane yer olmadı. Nerede kalmıştık? Demirel öyle derdi ya. Tekrar seçimleri kazandığında partisi öyle demişti. Nerede kalmıştık? Türkiye'de, Petrol Vadı'da bizmiştik. Öyle de diyordu bak. Ya da yürümekle yollar aşılmaz değil mi? Yollar aşılmaz, öyle bir şey vardı. Türkiye'de demokrasi vardı da biz mi hata ettik? Bir de öyle bir şey vardı Demirel'in galiba. Bunlar benim küçüklüğümden kalma espriler. Tabii okulda, böyle üniversitede Mustafa diye bir, bana gerçekten bir dönem rehberlik yapmış.
Bayağı bir bilinci geniş sonsuzluğa girmiş bir arkadaşım vardı. Ondan çok gerçekten ilham aldım. El aldım demiyorum. Çünkü kimseden el almadım. Kimseden el almamaya özen gösterdim canlar. Size de öneririm. Bugün sosyal medyada yani binlerce şeyler paylaşılıyor. O herkes bir filozofun lafını paylaşıyor. Herkes anlık bir çıkarımını çok güzel genel bir cümleye çeviriyor, slogan gibi paylaşıyor. Ne olacak? Ben de yapıyorum. Hoşuma da gidiyor. Evet, herkesinkinde okuyorum ama ya bunlar şey ya. Kütüphane yani. Bunlar kütüphane. Sen kütüphaneye gidersin, araştırmanı yaparsın, bin tane şey okursun. Bunu okudum, onu okudum dersin. Ama onu kendin içine alıp gerçekten içselleştirip hayatına katıyor musun? Esas o önemli ya. İstersen bin tane kitap oku gel benim karşıma. Kardeşim boyun ölçüsünü 2 dakikada çıkarırım. Ben senin röntgenini enerjini görürüm be. Yani bir de öyle diyeyim. Gerçekten enerji alanları falan algılıyorum ben istediğim an. Ama onu ilk başta istemediğimde bile algılıyordum. Rahatsız oluyordum. Buluta bakıyorsun, etrafındaki çeperi görüyorsun. Lan diyorsun böyle. Onu artık böyle diğer moda çekmeyi öğrendim. Artık istediğimde odaklanıyorum. Mesela şurada bir tane kütüphanenin ahşap parçasına kenara odaklandığımda istersem görüyorum. Enerji alanı çıkıyor. Yani rengini falan söyleyebiliyorum. Öyle şeylerim var. Kanal değilim. Ben kendime Müslüman bir içsel yolcuyum. Kanal manal değilim. Kanal olup da insanlara mesajlar falan. Bunlar beni aşar, beni yorar. Benim kimseyle çünkü meselem yok. Kitleler kendinden sorumludur. Birey özellikle kendinden sorumludur. Kendi sonsuzluğunu buraya çağırmak zorundadır. Dolayısıyla kendi sonsuzluğunu buraya delikanlı gibi çağıran, mertçe çağıran bütün canlılar benle birdir. Biz o zaman aynı aşk oluyoruz. Aynı ışığın bir parçası oluyoruz. Ben bu tarz dostlarımı gördüğümde onlara böyle gönlümü böyle sular seller gibi akıtırım. Ama tabii eşimin, karımın bir ayrıcalığı var. Ona her şeyimi böyle akıtıyorum yani. Yani sevgimi, aşkımı da akıtıyorum. O başka. İçsel aşk, ilahi aşk başka. Ama çok da farkı yok. Yani tek farkı ilahi aşk içindesin. Bütün kardeş ruhlarla, kardeş varlıklarla, yükselmiş üstad melek veya ufak görevlilerle eş düzeyde yani orgazmik diyeceğim eşim öyle derdi. Evet onun gibi de huşu içinde bütünleştiğini biliyorsun, yaşıyorsun. Fakat hani dünyevi açıdan bir ilişki içinde olduğun biriyle sevişmekle de aynı değil. Çünkü belki de sevişmenin bile üstü biliyor musunuz? Yani bir de öyle bir şey var. Ha iç içe geçersin. Çünkü böyle abi sonsuz boyutta sen tenine dokundum, ah hallendim diyecek durumun yok. Gerek de yok. O da bir sevişme bana göre ki eşim de bu konuda aynı fikirde. Bizler böyle sevgilileriz yani ben böyle düşünüyorum. Bütün bu astral meditasyon, tefekkür, namaz, yazıp çizme, kendi bilgilerimi yazma gibi bir sürü deneyimin sonucunda gerçekten son 2 yıldır artık dilediğim ruhsal noktaya geldiğim için yani bu hayatımın bu gelişiminde emeği geçen herkese dost düşman rolü oynamış herkese teşekkür ediyorum. Son olarak zaten bana cenneti açmış olan hayatımdaki en temiz ikinci büyük sayfa olan eşim Zuhal Atasoy Dalman'a çok teşekkür ediyorum. Ve bunların onayını en tepeden veren Yüce Allah'ımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yani aşk içindeyim. Sonsuz bir aşk içindeyim. Yani en yüksek aşkla diye ben yazarım iletilerimi belki görüyorsunuzdur. Oradaki en yüksek aşk öyle hani insana duyulan aşk değildir. En yüksek aşk sadece tek olunan yerdeki herkesin birbirine duyduğu aşktır. Yemin ederim o ışığın içinden eş bir can çıksın gelsin ben onun yanağından öperim, boynundan bile öperim. Hiç de gocunmam. O derece yani öyle geniş olmak gerekiyor. Öbür türlü iş dualite sınırlarına sapar. Ay ben bunu öptüm, ben buna canım kardeşim dedim ama ya benden bir şeyler aldıysa, ya benimle şey olduysa, hoşlaştıysa falan böyle şeyler, endişeler olmaz böyle bir durumda, böyle bir seviyede. Tabii milyonlarca ışık can arasında dünyada veya başka bir alemde veya boyutta kendinize eş seçtiğiniz gerçekten bir olduğunuz, bütünleştiğiniz ve her türlü fiziksel deneyim dahil yaşadığınız bir can olabilir. O
Hepsinin içinde tabii ki isimlendirilmiş ve daha özel bir candır. Benim mesela eşim, ben sonsuz eşim diyorum Zuhal'ime. Böyle bir şey var ama çok da sınırlar yok. Yani ben de kabullerimde sınırlar çok da yok. Yani birileri bana veya ona iltifatlar yazabilir, atabilir dünyevi platformda, sosyal platformda. Ben böyle en üstten, bilirsiniz değil mi? Tanrı sadece izler. En üstten izlersin. Haberin olursa hoşuna gider. Onure olursun hatta. Vay beğenmişler. Vay neler dönüyor etrafında dersin. Bu tarz yani ölçütlerim benim. Mesela şimdi işi sosyal medya tarafına getirdik. Ben de mesela bana gelen mesajları silmiyorum. Gizleyecek ne var ki? Yani en yüksek bilinç noktasında sevgilinden, eşinden hani bir şeyler seni rahatsız eden geçmişinden gelebilir. Şimdiden sana böyle takılmaya çalışanlar olabilir ki bende de oldu ve olabiliyor. Bunlardan yanındaki sevgilinden sakınırsan, ay dur görmeden, bakın bu çok önemli bir nokta. Ay dur hemen sileyim, okudum sileyim. Cevap yazmazsın o sorun değil. Yazarsın istersen. Kime ne? Bireysin sen. Hop, hemen sileyim. Ay görmesin, alınmasın, ilişkimiz etken. Yok öyle bir şey yok. Yüksek bilinçte böyle bir endişe yok dostlar. Gerekirse oturursun birlikte vay be neler yazmış bana dersin. Vay be neler yazmış sana dersin. Oo dersin. Ya da çok ileri gidiyorsa tamam, sen bunu uçur dersin. Yani böyle bir serbestlik noktasında olmak gerektiğini düşünüyorum. Bunu zaten ilişki mühendisliği başlığı altında kendi kanalımda da işleyeceğim. Çok detaylı bir konu. İlişkilerde akla gelmeyen birçok şeyi su yüzeyine çıkartacağım. Ve nice sorulara cevap olacak bir konu işleyeceğim. Belki bunu hiçbir aile uzmanı falan filan dile getirmemiştir. Böyle şeyler var. Çok insanların göz ardı ettiği, arşivlerde bıraktığı şeyler var. Gizli arşivlerde kalan, aslında hepimize yük olan şeylerimiz var dostlar. Bunları özellikle topluma bir faydası olması açısından paylaşacağım, anlatacağım. Geçerken uğrayayım dedim. Bugün biraz spiritüel muhabbet yapalım. O zaman kısaca bağlayayım. Zaten ben bunu kendime bir sohbet gibi kaydetmek üzere yaptım. Çünkü önceden duyururdum. Hadi gelin derdim. Duyuruyor. Öyle bir şey yapmadım. Direkt girdim. Bu benim kendi özel bir kaydım olsun. Şimdiki durumda Allah'a şükür dedim ya, emeği geçen hayatımdaki herkese teşekkür ettim ya, en son da Zuhal'cime teşekkür ettim ya. Gerçekten şimdiki durumumda çok memnunum. Bak oraya bakıyorum. Çok memnunum. Ben algılarımın bu düzeye gelebileceğini ya da bir insanın algılarının bu şekilde olabileceğini, bu kadar katmanlara sızabileceğini görgülerinin hayal etmemiştim. Ama bir istek vardı. Niyet hep çıkarıyordum. Daha sınırsız insan olmakla ilgili. Tabii bunun diyetleri çok oldu. Artık diyet miyet pek olmuyor. Çünkü sonsuz kabullerdeyim. Dediğim gibi deminki sosyal platform olayları bunun çok ufak bir örneğidir. Yani işte izlemede kalmak diyorum. Bunu NLPG can dostlarımız da hep söyler. Aksesçiler de söyler. İzlemede kalmak. İzlemede kalmak. Nötr kalmak. İşte bütün bunlardan, bütün yıllarca çektiğim diyetler, ödediğim diyetler, birebir üzerine gittiğim acılar, fiziksel acılar dahil, her türlü, hepsinin sonunda gerçekten bir şey kazandım. Bu durumumdan çok memnunum. Durum detaylarımı daha sonra zaten UFO ARZ kanalımda anlatacağım, uzun uzun paylaşacağım. Herkesin bazı deneyimleri dinlediğinde bazı ilhamlar, bazı açılımlar yaşayacağını ben de biliyorum. Ben de çünkü çeşitli bu tarz spiritüel dostlarımızın konuşmalarından ben de çok ilhamlar alıyorum. Böyle yani eşimden çok ilham alıyorum. Eşimin ortak çevresindeki bazı dostlarının konuşmalarından çok ilham alıyorum. Böyle hepimiz biriz be canlar. Geçiyordum uğradım. Ben şimdi bu videoyu kanalıma da yükleyeceğim. Ondan sonra bakın orada nasıl bir sinerji olacak. Hep birlikte daha sonra tekrar izleriz. Görüşürüz. Acıktığım için daha fazla konuşamıyorum. Kahvem de orada soğudu. O yüzden yani devam edemiyorum. Biraz enerjim gitti. Haydi bakalım. İzlemeyenler lütfen daha sonra bu samimi muhabbetimi izlesinler. Sevinirim. Grupta sinerji olsun. Ya konuşma yapmak isteyen birileri varsa açsın canlıyı, konuşsun çatır çatır be dostlar. Valla. Samimiyet candır. Açıklık, cesurluk, cesaret ve paylaşımcılık candır diyorum. En yüksek aşkla.